Bunun da health'i şu an çok düşük ya. Hani düşünüyorum, iki tane mi yapalım? İki tane yapalım. Bana vurmaya başladılar mı? Başladı. Ve health'imiz şu anda baya baya düşük. Baya baya düşük. Harbiden T-Rex'i deli gibi tokatlıyor. Deli gibi tokatlıyor. Herkese merhabalar, ben Şenol. Ark'ın yeni peçinin videosuyla karşınızdayım. 5 tane yeni dinar geldi. Direkt atladım, sıradan bakmaya başladım. Öncelikle şu omzumdaki arkadaş ne adı? Pego Mustax. Yeni kankim, bakar mısın abi? Tame'i falan biraz sıkıntılı gibi, tam anlamadım. Bayılttım, olmadı. Onun dışında bu arkadaşı tamelemesi biraz problem gibi gibi. Ama yeni geldi, belki sorunlu da olabilir veya ben anlamamış olabilirim. Ama sonuçta hayvana bakacağım yani, orası garanti. Direkt omzunuzu alıyorsunuz. Kendisinin pickpocket olayı var. Fast pickpocket'ı var. Bir de regular pickpocket'ı var. Ama anladığım kadarıyla sadece ve sadece player'lara karşı. Ve maalesef tabi burada yalnız başım olduğumdan. Onun dışında hiçbir şeye saldırtamadım bunu. Gel bakayım. Kanki. Şimdi hedefime mesela saldır diyorum. Bu hedefe saldırısı. Normalde saldırması lazım. Bağırıyor, bir halt ettiği yok. Direkt agresif yapabilirim. Neredesin? Saldırgan şu an. Normalde şu an saldırması lazım değil mi? Anladığım kadarıyla saldırmıyor. Saldırı diye bir şey yok. Neyse, sorun değil. Omzunuzu alıyorsunuz. Omzunuzu alabiliyorsunuz. Diğer player'ları soyuyor. Bunlar fazlasıyla yeterli. Özellik olarak artı oldukça iyi ot topladığını söylüyorlar. Fiber almıyormuş. Onun dışında otları gayet iyi alıyormuş. Özellikle tohum ve işte rare flower, rare mushroom tarzı iyi topluyor diyorlar ama bakalım bir tanesinden ne toplayacak, ne kadar yiyor şu anda. Aferin. Oha, bayağı iyi tohum topluyor. Kim ne yapsın o kadar tohumu ya? Hani çok kullanışlı bir hayvan olduğu söylenemez. Bilmiyorum, belki PvP'de kullanmanın değişik yollarını falan bulunur ama onun dışında makara bir hayvan. Ama bu beşli arasında tahmin ediyorum en işe yaramazı bu diyebilirim. Ama benim hoşuma gitti ya. Neyse, onu aldık. İkinci olarak Sridharya. Sridharya nasıl okunuyor ya? Hemen şurada göstereyim. Buraya bayağı bir çıkarttım. Temlenmiyor. Sadece farm için. O biraz havada mı kalmış? Sen şöyle bir dur bakayım. Hatta seni pasif çalayım. Sen orada kal. Şöyle, bunlar hala bana agrolu galiba değil mi? Yanına gitmediğin sürece saldırmıyorlarmış. Yanına gittiğinizde de işte böyle bir yapışıyor, bırakmıyor. Sindiriye diyebiliriz herhalde ya. Narnia. Neyse işte. bunlar nasıl olayı? Tabii tame olmayınca içinden çıkan item. Şöyle hemen öldüreyim bunları. Gördüğünüz gibi biyotoksik diye bir şey çıkartıyor. Ki kendisi torpor verebiliyormuş ama şu anda bu çarpma uçu bilmiyorum, belki ben de Infinity stat açık olduğu için olmuyor olabilir ama ona rağmen yine de torporu vermiş olması lazımdı. Niye vermiyor hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi hani God mod falan takıldığım için ondan olabilir. Ama normalde kendisi torpor da veriyor. Şu an benim loot'um da kaç x bu? 2x. O zaman baya baya iyi çıkıyor ya. Şu arkadaşlardan çıkıyor. Biyotoksik. Bununla da şu şoklayan bayıltıcı dart yapılıyor. Şu anda tam rakamını anlayamadım ama anladığım kadarıyla normal bayıltıcı dartın 3-4 katı civarında bir etkisi var. Yani ciddi iş yapan bir şey. Bilemiyorum, bu deniz analarından, Narnia'lardan bol miktarda çevrede bulunuyor mu? Hani normal haritada ne kadar sıklıkla çıkar. Sonuçta ben bunları respawn ettiğim için burada deli gibi toplayabildim. Ne sıklıkla denizde bulunur. Ona göre bu şu anki son nokta olabilir diyebilirim. Çünkü bayıltıcı dartı yapmak için istenilen malzemeyle birebir aynı şeyi istiyor. Yine mermi istiyor. Yine metal istiyor. Onun yanında bir de şu an bu mobdan çıkarttığımız biyotoksiklerden istiyor. Narkotik yapması o kadar zor olmasa da yine de bir sonuçta işlem, çürüket, narko toplama falan filan çok daha kolay olabilir. Abi center'ı seviyorum ya.
Neyse hemen üçüncü hayvana geçeyim. Üçüncü hayvanı çıkarttığım gibi koşturmaca başladı. Bu da anlaşılan yanına gidince agresif. Haritada insan olmayan en zeki yaratık olarak geçiyor. Dur bakayım, şunun yanından geçtim diyelim, buna da saldıracak mı? Burada bir tane Dilo var. Muhtemelen Dilo da bana salça olacak. Yok, bana takılmış durumda. Aha bıraktı. Neredesin? Dişi 32 level Troodon. Bunu çok ilginç deyim şeylerinden bahsediyorlar. İşte hikayeler çıkıyor ya haritada. Bunun tame hikayesi olarak ilk bunu gördüğüm zaman işte çok akıllı bir hayvan olduğunu farkına vardım. Tameleyebilmek kesinlikle basit değildi. Ufak zararsız kabilemin hayvanlarından birkaç tanesini ona sundum. Beraber avlanmış olduğumuz için hani tame'den ziyade arkadaş olduk tarzında hikayesi var bunun. Çok ilgincime gitti. Ama tahmin ediyorum bayıltarak da alınabiliyor ya. Gel bakayım. Temleniyor. Çiftleştiriliyor. Oha. Bak 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 bak. Nereye kaçıyorsun? Torpon. Aha. Boyarı buradan yak. Evcilleştiren hiç kimse. Force tame deneyim bir saniye. Yok. Yine açamıyoruz. Bunu anlaşılan başka yöntemle temleyeceğiz. Tame olayında ufak bir sıkıntı oluyor. Neyse, arkadaşı Force Tame'de çıkartıp aldım. Troodon. Herhangi bir özelliği var mı? Evet. Shot range 3000, recharge time 60 saniye. Ya şunları da Türkçe yapaydınız hemen, ne güzel anladım. Bağırma range'i 3000 diyor. Tekrar charge zamanı da 60 saniye. Ayak sesi nereden geliyor be? Şuna saldırır mısın sen peki? Yedi bitirdi. Afiyet olsun. Yarasın koçum benim. Evet, şimdi bu arkadaşın en büyük özelliği experience'ı, haritadaki en hızlı experience alan yaratık diyebilirim. Player'dan bile daha hızlı alıyormuş. Sözde biz hani akıllıyız, onun için en hızlı experience'ı biz alıyoruz falan tarzında yorumlar vardı ama bu arkadaş bizden zeki olmasa bile bizden çok daha hızlı experience alıyormuş. Ondan böyle sağa sola saldırtıp duruyorum şu anda. Tabi saldırırsa. Afiyet olsun. Yarasın. Ne durumdasın? Bağırma olayı da tahmin ediyorum tamamen experience ile alakalı. Back, scout and player. Scout, ha, bağırma player ve tame karşı diyor. Scout sadece player'lara. Scout traps. Scout white creature. Scout aslında araştırma oluyor ya. Aha, aha. Bu ne be? Baygın değil, baygın. Öyle değil mi bu? Bir dakika, bir dakika. Seni biz üstümüze alamıyoruz değil mi? Her türlü dolaştıracağız. Gel bakayım. Bayağı radar gibi mi çalışıyor bu şimdi? Şimdi şöyle durduk diyelim. Şunun arkasında bir tane kaplumbağa var. Şimdi consume level up to improve scout. Hey. Level atladığında anca tarayabiliyor. Oo, özellikleri bu yazmıyordu ya. Şey, level atlamasına da biraz var. Anlaşılan level atladığında player'ı tarıyor. 60 saniyede bir diyor, peki o ne alaka? Ha, tamam, pardon. Consume level up to improve shouting. Şununla herhalde konuşayım da. Tamam, şimdi anladım. Şimdi bağırma olayımız player ve tame'leri diyor. Sadece player'ları diyor. Sadece trap'leri diyor, tuzakları. Sadece vahşi hayvanları bağırarak buluyor. Mesela bağırdık. 3000 metrede. Bir halt yok mu yani? Az önce gösterdi, güzeldi ya. Onun dışında level atladığında da bununla o statları yükseltebiliyoruz. Artık hangisini taratmak istiyorsan, tahmin ediyorum millet işte player yapar. Aslında en iyi PvE'de de şeyi çıkar. Tahminim Wild Dinozor. Etrafa bununla dolaşırsın.
Ama anlaşılan 3000 metre işte geniş bir alan değil yani. Biraz daha geniş bir alan olarak beklerdim. Sonuçta kaplumbağa şuradaydı. Biz şuradaydık. Yani level atladıktan sonra bilmiyorum kaç metre artar. Ona göre iş değişebilir ama. Çıkmadım hala 60 saniye olmadım. Yok. Level atladıktan sonra metresi çok daha hızlı gelişiyor olabilir. Tahminim saniyesi de düşüyordur. O zaman daha iyi iş yapabilir. Ne bileyim ben 10.000 metre. 10.000 de çok olur herhalde. Bilmiyorum ki metrede burada ne kadar şey de sayılır. Ama şuradan şurası 3.000 değilse Allah bilir kaçtır. Tamam mısın? Valdino. Az önce gösterdi bağırdığında. Şimdi göstermiyor. Evet, 3000 metreyi birkaç defa yapa yapa tam limitini buldum. Tabi yanına çektim. 3000 metre şu kadar abi. Şu mesafeden ben zaten rahatlıkla hayvanı görüyorum. Hani tahminim sık ormanlarda görünmeyen yerlerde falan iş yapabilir. Ki sadece Valdin olarak hesap etmeyin bunu. Çünkü baktığınız zaman şu an bakamıyorum tabi. Ki levelini de muhtemelen bekleyeceğim bunun. Tamam kapat abicim. Level de gelmek üzere. Levelini de bekleyeceğim bir seferde ne kadar artıyor. Onun dışında düşündüğünüz zaman player'ları falan çok çok güzel bir şekilde gösterebilir yerini. Eğer tahmin ettiğim gibi çalışıyorsa tabi bunu daha geniş açılı bir araştırmak lazım. Değişik labirent gibi binalar yapabiliyorlar. Değişik gizlenme yerleri olabiliyor player'ların çoğunlukla PvP'de. Diğer taraftan health'i de çok az yani. Bu tahminim bu PvP'de ilk ölen olur ya. Bunu gördükleri gibi direkt silerler. Çünkü direkt senin yerini belli ediyor. Noktası noktasına bayağı yuvarlak bir şekilde çıkartıyor. Levele bir şey kalmamış. Levelde gelsin 9.6. Hadi oğlum. Hadi koçum 9.7. Yanında kessem bir şeyler işe yarar mı? Kaç levelsin sen? 19 level. Ölürüm ölür arada ondan tırsıyorum ya. Yok 9.8 tamam. Arada kaynayabilir belli mi olur? Tabi ben yine mecbur Valdino'ya vereceğim burada. Başka çünkü hiçbir şey yok. Temdino tahmin ediyorum. Evet kaybolmuş hayvanını ama kaybolmuş hayvanı dediğinde baya baya uzaktan zaten yazısı belli olabiliyor. Al mesela. 3000 metre burası. Ha bu da oyun uyandı. 3000 metreden zaten yazı belli oluyor. Hatta tahminim 4000 metre burası. Görürsen hemen hemen 5000 metreye kadar herhalde yazı belli oluyor. Bilmiyorum tam bir sınır limiti var mı bilgisayardan bilgisayara değişiyor mu ama bayağı uzaktan belli oluyor zaten. Bizim kendi hayvanlarımızı bulmaya işe yarayacağını sanmıyorum. Consume level up to improve scout. Improve scout range. Aha bak çok güzel. Tek tek vermiyorsun. Ya range'ini yükseltiyorsun ya saniyesini düşürüyorsun. Range'ini yükselttik diyelim. Bir tane yükselttik. 3000. Abi %10 bile vermiyor ya. %10'u 300 olurdu. %5 150 olurdu. %4 veriyor. Aynen. %4 arttırıyor. Wild kırışı. Trap yok burada. Scout player yok. Tame Dino yok. Bakın şöyle bir işaret çıkıyor. Herhangi bir şeyi de belli olmuyor anladığım kadarıyla. Dürbününe baktığınız zaman özellik de yazmıyor. Sadece orada vahşi hayvan olduğunu gösteriyor. Herhangi bir özelliğini bir şeyini göstermiyor. Tamam neyse. Daha bakacağımız iki tane daha hayvan var. Onları özellikle sona bıraktım. Favori hayvanlarım olabilir. Özellikle bir tanesi T-Rex Killer diyorlar. Onu bile test edesim var. Evet, bundan önce aslında ahtapotu göstermek istiyordum. Neydi? Tusoteuthis his diye bir tane. Ahtapot gibi bir şey diyebilirim. İçinden yağ çıkıyormuş. Anladığım kadarıyla aldıktan sonra kendi de yağ üretme gibi olayı da var. En azından yorumlardan uyarladığım açıklama bu. Maalesef bayağı bir araştırdım denizin dibinde. Denizin derinliklerinde dolaşan bir canlı bayağı büyük. Fakat bulamadım. Üstüne kendim komutla çıkartmaya çalıştım. O da çalışmadı. Neden bilmiyorum. Bir sıkıntı var şu an onda. Neyse. Asıl son nokta benim favorim olacak arkadaş. Denilene göre biraz yavaşmış. Ama asıl olayı pençeleri zırhı delebiliyor. Yani karşıdaki yaratığa zırhı yokmuş gibi saldırabiliyor. Düşünebiliyor musun? En kral eğer bu şekilde çalışıyor tabii. En kral armorlu yaratığa bile Allah ne verdiyse yapıştırabiliyor ama biraz yavaş. Yani karşıdakinin sedanının falan ne olduğunu bir önemi yok. Veyahut da normal dışarıda herhangi bir hayvan ne bulursan kaplumbağa vesaire ne olduğunu bir önemi yok. Çok güzel bir et çıkartıcı diyorlar. Ve denilene göre T-Rex'i tokatlayabiliyormuş.
birebir arkadaş T-Rex'e kafa kafaya geldiği zaman tokatlayabiliyormuş. Onu denemek istiyorum. Şimdi önce bir bayıltalım şunu. Evet, bakalım ne kadar zamanda bayılacak. Ne kadar hızlı geliyor. Kafasına vursam fark eder mi onu da bilmiyorum şu anda. Oo, işte o kadar yavaş değil be. Ama koşu çok hoşuma gitti. Bakar mısın, kafayı yedi. Öyle değil, şöyle he. Aha, kaçıyor musun ya? Level o kadar düşük müydü onun ya? Vurdu mu? Vurmadı. Iska. Koşarken tüfeği nasıl dolduraman abi? Oba. Yok artık. Nasıl ıska o ya? Gel buraya. Ama da vursaydım güzel olurdu. Arkadaşım, artık sana zahmet be. Ama onu bariz vurdum ya. Duralım mı illa? Evet. Durmamız gerekiyor anlaşılan. Aha. Merhaba. Evet, doğada bulduğumun da içini açamıyorum. Bunları farklı şekillerde temizleyeceğiz galiba. Neyse. Merhaba. Kaplumbağa sesini özlemişim ya. Ne haber? 5 levelmiş, harbiden de bayağı çökmüş. 5 levelde 1044 health'i var. Arkadaş otobur bu arada. Nasıl oluyorsa hani et toplayabildiğini yazıyorlar, pençelerle zırhı parçalıyor biliyor, et toplayabiliyor diyorlar. Veyahut da iti deliyor manasında da açıklanabilir. Senin acıkman biraz sürecek muhtemelen. Şunu bassan biraz başın hızı düşer mi? Baya baya sürecek. Az şu etler de şurada dursun. Olur da yanlış anlaşılmaya karşı et met yersin belli mi olur? Herbivore yazıyor ama belli de olmaz. 5 levelde biraz düşük oldu. Neyse, doğada bunu bulduk en azından. Kodda çıkartmadan. Anlaşılan her yerde var. Sahil kısımlarında rahatlıkla rastlanabiliyor. Bunlar da bayağı bol miktarda var. Pega. Ya şimdi ben şunu temlesem, bu arkadaşa çok mu saçma olur? Buyur. Şunlardan birkaç tane alayım ben. Hay, yorumlarda onu bahsediyor yani. Çok akıllıymış, temlenmiyormuş. İşte siz hayvanlarınızı feda ederseniz sizinle arkadaş olabilir tarzında. Dodo mu yok? Trilyon tane dodo var. Bayıltır veririm mi? Önüne sunarım, ne olacak? Onu da denemiş olurum. Hayır. Daha dur. Sana hayvan vereceğim ben. Bekle, sabret. Geliyor musun hemen? Al bak, bunları al. Oğlum bana saldırma. Niye bana saldırıyorsun? Bak ya, yanlarından geçiyor. İlla inat etti bana gelecek. Durdu mu? Durdu. Saldırgan değil ha. Yani etrafındaki Dodo'ya bile saldırmıyor ama bize saldırıyor. Çok da çirkin bir şeysin be harbiden. Ha, burada bir tane daha var. Uhuhu. Gel. Ama çok da çelimsizler yani. Rahatlıkla indirebiliyorsun. Ne durumdasın? Ne yedin? Evet. Lan oğlum gelme. Aha. Evet, potansiyel olarak favori hayvanım olabilecek arkadaş. Şimdi sol tuşumuz normal atak. Sağ tuşumuz bu kadar uzaklaşabiliyorum yani. Arkadaş çok büyük. Sağ tuş yerde bir şeyler topluyor. Gösteremiyorum. Toplama olayı da anladığım kadarıyla gel bakayım şöyle bir. Evet, 10 numara fiber topluyor. Bu arada server'ı kapatıp açtım kendine gelsin diye. Normal benim 20x ayarlarıma getirdim. Teknik olarak artık 10x. Yani normalde eskiden 20x olanları şimdi 10x olarak ayarlıyorsunuz. Eskisiyle aynı yere geliyor diyeyim. O şekilde işliyor artık. Ve C'si ısırıyor. Onun dışında C'si meyve de topluyor. Ama tabii şu an ağırlık abartı oldu. Ver abi, ağırlığa ver.
Özellikle fiziksel sana vermeyeceğim çünkü bunun deveninde... Aha, Dodo öldü. Aa, Pego öldürdü. Beklenilen şey oldu. Nerede o? Şu mu öldürdü? Oğlum hani sevgi, dostluk, kardeşlik ne oldu ya? Sen... Ona ben başka zaman bir bakarım. Şimdi normal hatamız et de toplaması lazım. Hemen hatta şuradan test edelim kendi hayvanımıza. Evet, normal atak et topluyor. Sağ tuş. Et topluyor mu? Yok. Sağ tuş vurdu ama ya. Ha, sağ tuş da topluyor. Herhangi bir damage vermiyor sağ tuş ama sağ tuşta eti topluyor sonuçta. Fiber toplayan atağımız diyeyim. Bu tırnaklarıyla. Değil mi? Herhangi bir hasar vermiyor. Yok. Normal vuruşu ama armor dinlemeyen vuruşu. Bu arkadaşın asıl bahsettiğinden olayı standart atağı deli gibi armoru delip, ya bıraksana abi tüm eşyaları. Heh, hadi devam et. Deli gibi armoru delip armoru saymadan 10 numara hasar veriyormuş. Ki tahmin ediyorum kabileler arası savaşta falan düşünebiliyor musunuz? Karşıdakinin sağlam bir eğer olduğunu falan. Onu bile yok sayıyorsa baya baya sağlam bir özellik. Yüzme olayımız var mı? Boğulma taklidi yapıyor. Hiç çıkmayayım. Hiç çıkmayayım. Çok yavaş. Hadi biraz helte vereyim ya. Şimdi seninle aynı levelde adam çıkartacağız karşına. Biraz sallama veriyorum özellikle. Çok güzel seviniyor. Sallama çıkartıyorum özellikle. Karşıma çünkü T-Rex çıkarttığım zaman kendi levelimde onun da statları sallama geleceğini düşünürsek. Set time of day 12. Gündüz değil mi zaten ya? Sözde full gündüz döngüsünü ayarlamıştım. Çok güzel. Şimdi bizimkinin leveli kaç? Öyle değil tabii ki, şöyle bakıyoruz. 18. 18. Merhaba. O vurdu. Önce oha. O ne be? Nasıl ya? Deli gibi de et çıkartıyor. 20x de olsa sonuçta o kadar levelden. Bir dakika. Çok oldu o be. Bu arada pardon. Bunun da health'i şu an çok düşük ya. Hani düşünüyorum iki tane mi yapalım? İki tane yapalım. Bana vurmaya başladılar mı? Başladı. Ve health'imiz şu anda baya baya düşük. Baya baya düşük. Harbiden T-Rex'i deli gibi tokatlıyor. Deli gibi tokatlıyor. Valla normal haritada Rex'ten güçlü damage olarak Spina var ama muhtemelen bu hasarla bu Spina'ya tek atar. Spina'ların staminaları ve health'leri çok düşük oluyor. Maximum base atakları Rex'e göre fazla olabilir ama onun dışındaki statları düşük olduğu için teknik olarak en güçlü yaratık hala Rex olarak sayılıyor. Vay be, güzelmiş. Neyse, yeterli bu kadar. Ve son olarak sen çok terse duruyorsun. Güneşe doğru dönelim. Gölgen bu tarafta olduğuna göre güneş şöyle bir yerde. Hoppa! Nerede kamera? Nerede kamera? Aha. Çıkartalım kameramızı. İlkel kamera. Hedef al ve fırlat. Çevirimde bir ufak bir hata var sanki. Aha. Sağ tuş. Oho, zoomluyor. Yalnız bu pek de tam değil, olmaz be. Harbiden olmaz yani bundan. Ama en azından adı da hala çıkıyor. Bak bak, tipe bak. Evet. Mükemmelsin. Çok güzel poz veriyorsun bebeğim. Tipe bak. Gel vur bir tane bana. Ye oğlum. Ya sen oğlum. Aferin sana koçum benim. Eti kendi kendine herhalde almıyorsun. O da iyiymiş. Arkadaştaki asalete bak be. Ama dur, ne yapıyorsun? Yemek yiyor herhalde.
Merhaba. Koçum? Evet. Nereye atıyor acaba fotoğrafları o da var. Tahminim Steam'e falan mı atıyordur? Onu da bilmiyorum. İlginç kamera ama ya. Yanları tahtadan. Güzel bir şey. Acaba ne kadar malzeme istiyor onu da bilmiyorum ya şu anda. Ya tamamen zevk için zaten. Bir önemi yok. Ekstra bir özellik ekleyeceklerini de sanmıyorum. Hani burada göre möre bir şey olmadığını düşünürsek. Kamera tamamen fantastik. İstediğiniz zaman silme tuşuna basıp rahatlıkla zaten SS'inizi alabiliyorsunuz. Hoppa. Neyse. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.